devri istibdat ve Said-i Kürdi'nin pençeleşmesi. Tımarhanede tabiple baki olan macera. Ey tabip efendi, sen dinle ben söyleyeceğim. Cinnetime bir delil daha senin eline vereceğim. Sual olunmadan cevap. Antika bir divanenin sözünü dinlemeyi arzu edersiniz.'' Muayenemi muhakeme suretinde istiyorum. Senin vicdanın da hakem olsun. Tabibe dersi tıp vermek fuzulilik ama teşhis illete yardım edecek noktalar hastanın vazifesidir. Hem de istikbal sizi tekzip etmemek için dinlemenize lüzum görürsünüz. Şu dört noktayı nazar mütalaya alınız ve sonra yine tımarhanede iken yazdığım, verdiğim bazı izahatın suretidir. Birincisi, ben Kürdistan dağlarında büyümüşüm. Kaba olan ahvalimi Kürdistan kapanıyla tartmalı. Hassas olan medeni İstanbul mizanıyla tartmamalısınız. Öyle yaparsanız madeni saadetimiz olan der saadetten önümüze set çekmiş olursunuz. Hem de ekser Kürtleri tımarhaneye sevk etmek lazım gelir. Zira Kürdistan'da en revaçlı olan ahlak, cesaret, izzet-i nefis, salabet-i diniye, vafakat kalp ve lisandır. Medeniyette nezaket denilen emir onlarca müdahenedir. İkincisi benim elbisem gibi ahval ve ahlakım da nasa muhaliftir. Hak ve nefsul emri mihenki itibar ittihaz ederiz. Zamanın veya adetin revaç verdiği bazı ahlak-ı seyyiyeyi görenek vasıtasıyla numune imtisal olmuş mikyası yapmayınız. Ne ve lazım başkası düşünsün feryadı meyitaneyi vermek gibi. Müslümanım, İslamiyet cihetiyle manen memurum ve sadakatle mükellefim. Millete, din ve devlete nafi olan bir şey düşüneceğim. Üçüncüsü, şaz ve nadir olarak istidadı zamanın fevkinde çok kimseler gelip geçmiş. Naz, ibtida onlara cunun veya abes isnadından sonra sihre veya harikaya hamletmişler. Birinci ve ikinci noktanın mabeyninde olan tezat, cinnetime hükmeden zevatın delil ve müddialarında olan tezada imadır. Zira efalleriyle demişler, divanedir. Çünkü her mesaili müşkileye cevap veriyor. Böyle delil getiren delidir. Dördüncüsü, asabi adam, hususan benim gibi sinirli bir kimsenin telaş ve hiddet etmesi zaruridir. Bahusuz bir fikri aliyi, yani hürriyet-i şeriyeyi, on beş sene zihninde taşıyan ve bil fil karib olduğu zaman, yani bir inkilab ı azim ile kendisini muhatarada ve mehlekede görse, ve temaşasından mahrum kalsa nasıl telaş ve hiddet etmesin? Hem de benden daha divane zaptiye nazırıdır. Zira benden daha hadittir. Hem de bu cinnet-i muvakkataya müptela olmayan binde birdir. Ve kullün nasi mecnun velakin. Ala kaderil hevah تَلَفَ الْجُنُوبِ Herkes delidir. Fakat boş şeylerle meşgul olmak nispetinde delilik derecesi farklılık arz eder. Eğer müdahene, temelluk, tazarru sinnuri, menfaati umumiyyeyi, menfaati şahsiyeye feda etmek Aklın muktezasından addedilmek lazım gelirse şahit oluruz. Ben o akıldan istifamı veriyorum. Divanilikle ki bence bir mertebe masumiyet gibidir, iftihar ediyorum. Dört nokta şüpheyi davet etmiş. Onları bilerek bazı hikmet-i hafiye için yapmışım. Birincisi şekli garibim. Bu muhalif libasımla makası da dünyeviyeden istinamı ve adatı beldeye ademi mürattan özrümü ve ahval ve etfarımı nasa muhalefetini ve münasebeti zahir ve batın ile tabilik insaniyetimi ve milletimin muhabbetini ilan etmek içindir. Hem de Garip mana, garip bir laf içinde olmalı ta ki nazar dikkati celbetsin. Hem de sanayi mahalliyeye revaç vermek için bir nasihat-ı fiili ediyorum. Hem de kendimde bir meyli teceddüdü göstermek ve zamanın teceddüt edeceğine işaret ediyorum. Hem de Sultan Selim'e biat etmiştim. İkincisi ulema ile olan münazaramdır. Onun sebebi İstanbul'a geldim. Gördüm ki sair şuabata nispeten medaris terakki etmemiştir. Bunun da sebebi kitaba nazarla istinbat mesele etmek olan istidadı meleki ilim yerinde ikame olunmuş. Ve talebelerde ademi münazara ve sual ve cevap sebebiyle şeksizlik ve melekesizlik ve atalet gibi bazı hali intac etmiş. Sair müntici taaccüp ve hayret olan ulûm ekvan veya eğlenceyle vakit geçirmeyi müntiç olan fünunu hevesat ve lezzeti hakikiyeyi mutazamın olan ulûmu maksudu bizzat gibi ulûmu ilahiye tahsil olunmaz. Bunun da ya bir himmeti âli veya bir tevakulu tam veya müsabakayı müntiç olan sual ve cevap gibi bir şevki kasri ve harici lazımdır. Veyahut taksim ul amal kaidesine tatbikan her bir talebenin istidadına göre bazı fünun ile tevagul etmeli. Ta mütehassıs olsun, sati olmasın. Zira her ilmin bir suret hakikiyesi var. Meleke olmadığı vakit bazı tarafına nakıs olan suretlere benzer. Bunun da çaresi ona müstahit olan bir fenni esas tutmalı. Ve buna münasip fünunu her birinden birer fezleke alınmalı ve o fen esasın suret hakikisini mütemmim ittihaz etmelidir. Zira her bir fezleke bir sureti müstakilliği teşkil etmiyor lakin bir sureti esasiyeyi tekmil edebiliyor. O fen hangi fendir? Hadi yine soruyorum sizlere. Ben daha evvel kanalda bunu sordum muhataplarıma, talebelere, muallimlere. Bakın ne diyor? Her birinden birer fezleke alınmalı ve o fen o fen ilmi hangisi? Esasın suret hakikisini mütemmim ittihaz etmelidir. Daha evvelki kanalımda bu sual ve bu sualin cevabı var, mevcut. Bakabilirsiniz. Üstadın işaret ettiği fen ilmi nedir, hangisidir? Hadi bilin bakalım. Ey sözümü işiten talebe-i mektepliler gibi ki onlar nakıs olan seleflerine hayrul halef olmuşlar çalışalım ki evci kemale vasıl olan seleflerimize hayrul halef olalım